Haftalık burç yorumlarımızda sizlerleyiz. Koç burçları son derece enerjisi yüksek bir hafta karşılıyor sizleri. Fakat karışık enerjiler de söz konusu. Düşmanlarınızla yüzleşebilir, yasal konularda girişimlerinizde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konularda da düşüncelerinizin netleşeceği enerjiler söz konusu. Fakat gökyüzü hafta boyunca araç kullanırken hızdan uzak durmanız için uyarıyor sizleri. Finansal konularda ise gereksiz harcamalardan uzak durmalı, borç almamalı ve borç vermemeye dikkat etmelisiniz. Emlak satımı veya araç alım satımı ile ilgili konularda düşünceleriniz varsa son derece olumlu gelişmelerle karşı karşıyasınız. Bu hafta girişimlerinizi bu yönde gerçekleştirin. İş değişikliği ile ilgili düşüncelerinizi bu hafta gerçekleştirebilir. Kariyerinizde ilerlemeniz için doğru zamanda doğru adımlar atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise ruhsal gerginlikler bu hafta sizleri rahatsız edebilir. Özellikle uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Uzun seyahatleriniz söz konusuysa hafta boyunca uykunuza dikkat etmeli. Sağlığınızla ilgili konularda problemler yaşayabileceğiniz ihtimalini göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. Aile ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ise egoya, öfkeye yenilmemeli, sağduyulu ve sakin kalmalısınız. Gizli meseleler gün yüzüne çıkabilir, sizleri rahatlatabilir ve bu sayede pek çok sıkıntıyı arkanızda bırakabilirsiniz. Size düşmanlık besleyen insanlarla yaşayacağınız yüzleşmeler, aşk hayatınızdaki sorunların da kökünü kurutmanızı sağlayacak. Bekar koçlar, sizler de bu hafta hızlı ilişkiler yaşayıp pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları deneyimleyebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Boğa burçları bu hafta sizin için son derece güçlü ve pozitif enerjilerle dolu. Gelirleriniz artabilir, birden fazla kaynaktan ek gelirler elde edebilirsiniz. Özellikle resmi kurumlardaki kişiler, otorite konumundaki insanlarla fikir ayrılıkları söz konusu olsa da sakin tutumunuzla fikirlerinizin kabul görmesini sağlayabilirsiniz. Bu hafta kendinizi kızgınlıkla ifade etmemeye, isyankar ve öfkeli tutumlardan uzak tutmaya özenli davrandığınızda kendinizi zor duruma sokacak her türlü yaklaşımdan uzaklaşıp kararlılıkla, sakinlikle iş hayatınızda istikrarı yakalayabileceksiniz. Eğitim hayatında sıkıntılar yaşayan boğalar bu hafta destek alabilirler. Ayrıca işinizle ilgili konularda gizli düşmanlarla ilgili gelişmeler pek çok entrikayı gün yüzüne çıkartabilir. Attığınız adımlarda gizliliğe önem vermeli ve kontrolcü davranarak ilerlemelisiniz. Sağlık, iş ve eğitim hayatınızda ufak tefek gerginlikleri büyütüp de uyku düzensizliği ve kan basıncınızın düşmesine bağlı sorunlar yaşamamak istiyorsanız kendinize değer vermeli, stresten hafta boyunca uzak kalmaya, yemek düzeninize ve uyku düzeninize özenli davranmaya dikkat etmelisiniz. Bu hafta aile, arkadaşlar, eş ya da iş ortağınızla haftanın ilk gününden itibaren fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Baskıcı tavırlarla yorulabilirsiniz. Her şeyi sakinlikle yoluna sokabileceğinizden uzaklaşmamalı, konsantrasyonunuzu dağıtmamalısınız. Ayrıca haftanın ilerleyen günlerinde işinizle ilgili fikir hırsızlıkları noktasında dikkatli olmalı, evrak ve dokümanlarınızın güvenlik tedbirlerini arttırmalısınız. Uzun seyahatlerde haftanın ilk günü problemler yaşayabileceğinizden uzak durmanıza fayda var. Bekar ve ilişkisi olmayan boğalar, sizler de hafta sonuna doğru ruh eşinizle karşılaşıp kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler haftanın güçlü enerjileri olarak hayatınızı yapılandırmanızı sağlayacak. İkizler burçları bu hafta maddi manevi son derece güçlü ve iyileştirici enerjilerle dolu gökyüzü sizler için. Aklınızı kullandığınız takdirde kazanımlar elde edeceğiniz, finansal konularda güçlenip işbirlikleriyle iş hayatınızda son derece etkili ilerlemeler kaydedeceğiniz enerjiler söz konusu. İş hayatınızda herkesin takdirini kazanabilirsiniz.
Yaptığınız iş ya da projenize dikkat çekebilir, kariyer hayatınızda önemli bir çıkış elde edebilirsiniz. Hafta boyunca bunca iyi enerjiye rağmen ruhunuz huzursuz hissedebilir, kendinizi yalnız ve bitkin bir şekilde yalnızlıkla baş başa kalmış düşüncesiyle yorgun hissedebilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu ruh halinizden uzaklaşın. Eş veya sevgilinizle ilişkilerinizde kontrollü olmalı. İş hayatınızda yeni ve parlak bir dönemin kapılarını aralarken özel hayatınızdaki enerjileri toparlamaya çalışmalısınız. Özellikle tıp ve basın yayınla ilgili konularda çalışan ikizler büyük faydalar, kazanımlar elde edeceği enerjilerle karşı karşıyalar. Ayrıca bu hafta iş değişikliği, yeni bir işe başlama gibi konuları gündeminize aldığınızda istediğiniz sonuçları elde etmeniz mümkün. Aile bireyleriniz ve sizden yaşça büyük insanlardan göreceğiniz destek, yapmayı düşündüğünüz pek çok şeyi istediğiniz noktada gerçekleştirmenizi sağlayacak. Sağlık sorunlarıyla ilgili konularda ise hafta boyunca keskin şeylere, elektrikli ev aletlerine dikkat etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise kelimelerin gücünü sonuna kadar kullandığınız takdirde sorunları aşıp ilişkinize güçlü, olumlu ve pozitif yansımaları istediğiniz noktada getirebilirsiniz. Çocuk sahibi olan ikizler, sizler de onların hayatında yaşanacak olumlu etkilerle sevinebilir. Eğitim hayatlarındaki istikrarla gururlanabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen ve bebek bekleyen ikizler burçları ise hafta boyunca düşme, çarpma ve yorgunluğa bağlı sorunlara karşı dikkatli olmalılar. Bekar ikizler, aşk hayatınızda keyifli gelişmeler söz konusu. Gizliliğe önem vermeli, duygularınızı kendi içinizde yaşamaya gayret etmelisiniz. Yengeç burçları, gökyüzü bu hafta aşk hayatınızda belirsizliklere, hayal kırıklıklarına karşı üçüncü şahıslara yaklaşım ve konuşmalarınıza dikkat etmeniz için uyarıyor sizleri. Finansal konularda ise emeklerinizin karşılığını alıp başarınızla pek çok insanı şaşırtacaksınız. Ayrıca devlet ve resmi kurumlarla ilgili konularda başvurularınızda kabul görebilir. İşiniz gereği tanışacağınız insanlardan da fayda ve destek görmeniz mümkün. Çevrenizde mesleki konularda saygınlığınızı arttırabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda yurt dışı ile ilgili haberler istediğiniz şekilde gelebilir. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ilgili herhangi bir anlaşmazlık içerisinde olmamalı. Dostluk ve güven bağlarınızı iletişimle güçlendirmeye çalışmalısınız. İş hayatınızda bu durum fazlasıyla etkili olacak çünkü. Hafta boyunca herhangi bir risk veya yatırım yapmamaya da dikkat etmeli. Başkalarının almadığı riskleri kabullenen bir tutum içerisinde olmadan ilerlemelisiniz. Ekonomik anlamda yatırımlar zararlı sonuçları getirebilir sizlere. Uzun zamandır iş arayan yengeç burçları ise kalıcı bir işe başlayabilirsiniz bu hafta. Sağlığınızla ilgili konularda mevsimsel geçişlere karşı alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise evli ve ilişkisinde sorunlar yaşayan yengeçler eşinizi anlamaya çalışmalı, dinlemeli, ortak noktalarda buluşmaya gayret etmelisiniz. Evli ve çocuk sahibi yengeçler çocuklarınızla ilgili gerginlikleri fevri bir tavır içerisinde olmadan çözümlemeye kalkmanız akıllıca olacaktır. Bebek bekleyen yengeç burçları ise hafta boyunca stresli ortamlardan kesinlikle uzak kalmalı ve stres yaratacak olayların içerisinde olmamaya çalışmalısınız. Aslanlar, hafta boyunca iş hayatınızda, yatırımlarla ilgili konularda her ayrıntıyı önemsemeli, korkularla kararlar almadan büyük düşünüp her şeyi detaylıca değerlendirdikten sonra kararlarınızı vermelisiniz. Bıçak sırtı bir süreçten geçtiğiniz bu günlerde sizin enerjinizi aşağıya çekmeye çalışan insanların söylemlerini bir tarafa bırakmalı, tüm potansiyelinizi meslek hayatınızda başarılı ve kazançlı olmak için kullanmalısınız. Bunu yaptığınızda yüksek şansınızın kazanımları da fazlasıyla etkileyici olacaktır. Hafta boyunca aile bireylerinizle anlaşmazlıklardan uzaklaşmalı, sorun yaşadığınız insanlarla hukuksal problemler yaşamamak için gerekirse ilişkilerinizi noktalamalısınız. Çözümlemek
adına yeni fikirlere açık davranın bu hafta her konuda. Özel hayatınızda ise başkalarının etkisi altında kalabilecek eş veya sevgilinize karşı anlayışçı davranıp gerginlikleri ortadan kaldırmalı, onun başkalarının etkisi altında kalmaması gerektiğini, sizin sevginize güvenip sizinle her konuda iletişime önem vermesinin önemini vurgulamalısınız. Bunu yaptığınızda romantik ve tutku dolu bir hafta sizleri karşılıyor. Hafta boyunca iş hayatınızda reklama vereceğiniz önemli teklifler almanızı sağlayabilir. Önemli bir ortaklık teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İyi değerlendirmeli, aklınıza yatan, kalbinizin onayladığı işlerin içerisinde yer almaktan kendinizi alıkoymadan cesur ve son derece kararlı davranarak ilerlemelisiniz. Başak burçları bu hafta gelirleriniz artabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda son derece olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başarılı bir hafta sizleri karşılarken kendinize güvenmeli ve mümkün mertebe planlarınıza sadık kalarak hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise olumlu ve biraz karışık enerjiler söz konusu. Bekar başaklar kalıcı bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evlilerse bu hafta başka birine kızarak duygusal öfkenizi eş veya sürekli devam eden beraberliğinizdeki insana yansıtırken dikkatli davranmalısınız. Eş veya birlikte olduğunuz insanın kendinizden uzaklaşmasına, size kırılmasına ve kendinizi kontrol edememenin vereceği büyük zarara tanıklık edebilirsiniz. Pişman olmak istemiyorsanız eğer dikkatli davranmalı ve özel hayatınızda hassas dengeleri korumalısınız. Bu hafta finansal konularda İş hayatınızda gelirlerinizi arttırabilir, ek gelirler, yeni girişimlerle önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Riskli işlerde şansınızı denerken bilmediğiniz alanlarda boy göstermemeye de dikkat etmeniz gerektiği konusunda gökyüzü uyarıyor sizlere. Haftanın ilerleyen günlerinde size son derece fayda getirecek yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi zinde ve sağlıklı hissettiğiniz bu hafta spora, diyete başlayabilir, uyku düzeninizi, yemek yeme alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Terazi burçları bu hafta finansal konular dahil olmak üzere iş hayatınızda rakiplerinizle yarışırken yapacaklarınızı planlamalı, anlık kararlarla hareket etmemeye çalışmalısınız. Özel hayatınızda ise evli teraziler, eşinizin arkadaş çevresi yüzünden gerginlikler yaşanabilir aranızda. Eşinizin sizi anlamamak için inatçı tavırları, öfkelenmenize ve ilişkinizle ilgili keskin kararlar alma eğiliminizin yükselmesine neden olabilir. Sizlere önerim, öfke ve kavgayla hiçbir yere varamayacağınızın bilinciyle ortak noktalarda anlayışla buluşmaya çalışmanız. Bekar teraziler, sizler de işiniz gereği karşılaşacağınız biriyle duygusal bir yakınlaşma içerisinde olabilirsiniz bu hafta. Çocuk sahibi terazi burçları ise onların iş ve eğitim hayatlarında karşılaşacakları zorlukları aşmaları için onlara yardımcı olmalı, üzerlerinde baskı kurmak veya suçlamak yerine anlayış, sevgi ve sabırla başarılı olup sorunları açmaları adına destekçileri olmalısınız. Hafta boyunca var olan işinizle ilgili konularda keskin kararlardan uzak durmalı, işinizle ilgili yeni ortaklık, yeni yatırım ve her türlü mali risk olacak kararlardan uzak durmalısınız. İş arıyorsanız, iş değişikliğine gitmek gibi bir düşünceniz varsa tekrar düşünmeniz, yanlış kararlar vermenizin önüne geçecektir. Hafta boyunca şartları koruyup zorlamamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise eklemlerle ilgili sorunlara dikkat etmeniz için uyarıyor gökyüzü sizlere. Özellikle ani hareketler bel kemiğiyle ilgili problemlere sebebiyet verebilir. Sakatlanmalar ve tıbbi müdahaleler yaşayacak olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akrep burçları bu hafta harcamalarla ilgili konularda gökyüzü dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Finansal zorluklar ve maddi kayıplar yaşamak istemiyorsanız dikkatli davranmalısınız.
iş hayatınızda üst düzey yetkililerden destek alıp uzun süredir emek verdiğiniz bir projenizin karşılığını almaya başlayabilirsiniz bu hafta. Özel yaşamınızda ise çocuk sahibi olan akrepler, onlarla ilişkilerinizde gerginlikler olabilir. Sizlere tavsiyem, onların sorunlarını anlamaya çalışırken başkalarıyla kıyaslamaları içerisinde bulunmadan sakin bir tutum içerisinde biraz daha anlayışlı davranmanız. Bu sayede aranızdaki ilişkiyi, iletişimi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca gökyüzü bu hafta finansal konularda, resmi evraklarla ilgili noktalarda kayıplara ve fikir hırsızlıklarına karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Kredi başvurusu, satın almalarla ilgili konuları bir sonraki haftaya ertelemeniz faydanıza olacaktır. İlişkilerinizde ailevi noktada da düzeltebilmeniz mümkün. Sorunların arkanızda kalmasını istiyorsanız gördüğünüz doğrulara doğru ve net cevaplar verip sakinlikle olayları tek taraflı değerlendirmeden hareket etmelisiniz. Bu hafta işinizle ilgili oynanan oyunları aklınızla çözecek, rakiplerinizi, size düşmanlık besleyen kişileri amellerine ulaştırmamayı başarabileceksiniz. Aşk hayatınızda ise haftanın ilk günden itibaren güçlü enerjiler hakim. Eş veya sevgilinizle geçmişte yarım kalan bir hayalinizi gerçekleştirebilir. Yüreğinizde yaşattığınız aşkı doğru sözlerle ifade edip birlikteliğinizi daha güçlü ve keyifli bir halde yaşamaya başlayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca mevsimsel rahatsızlıklar, öksürük, soğuk algınlığı gibi konularda hassasiyetiniz yüksek, dikkatli davranmalısınız. Yay burçları, bu hafta iş hayatınızda saygınlık kazanacağınız enerjileri müjdeliyor gökyüzü sizlere. Görmezden gelinip neredeyse yok sayılan emeklerinizin fark edilip değer göreceği, tanınırlığınızın artacağı güçlü etkileri iyi değerlendirin. Finansal konularda ise gelirlerinizin de giderlerinizin de artacağı bir haftadasınız. Kontrollü olmanızda fayda var. Yolculuklar keyifli olabilir sizler için. İş ve eğitiminizle ilgili vaat edilen olumlu sonuçları alabileceğiniz enerjilerde kendiniz doğru ifade etmeye özen gösterin. Ayrıca iş arıyorsanız bu hafta istediğiniz sonuçları elde edebilip hayalinizi kurduğunuz işin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Haftanın ilerleyen günlerinde ise vergiler ve resmi dairelerle ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Kontrolcü olmalı, işinizin takibini başkalarına bırakmamalısınız. Hafta boyunca aile, arkadaş ve özel hayatınızda mutlu hissedeceksiniz ve cesaretiniz artacak. Özellikle kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunların çözüme kavuşmasıyla kendinizi huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Ayrıca çocuk sahibi olan yaylar, çocuklarınızın başarılarıyla gururlanacağınız, iletişiminizi güçlendireceğiniz etkiler söz konusu. Bekar yay burçları, sizler de iş veya eğitim hayatınızla ilgili yapacağınız yolculuklarla belki de hayat arkadaşınız olacak özel insanlar karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise sırt ağrıları ve karaciğerle ilgili sorunlara dikkat etmeniz için uyarıyor gökyüzü sizlere. Oğlaklar, bu hafta finansal konularda zorlanabileceğinize işaret ediyor gökyüzü. Geleceğini beklediğiniz ödemelerin zamanında yapılmamasıyla problemler yaşayabilirsiniz haftanın ilk yarısında. Dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınızda ise heyecan verici gelişmeler söz konusu. Özel yaşamınızda eş veya sevgilinizle sorunları aşıp ilginizin karşılıklı artmasıyla romantizm, heyecan, mutluluğun doruklarına çıkartabilir sizleri. Birbirinize karşı dürüst olmanın, üçüncü şahısları ilişkinizden uzak tutmanın faydasını yaşayacaksınız. Hafta boyunca işle ilgili konularda özellikle resmi belgelere dikkat etmeniz için gökyüzü uyarıyor sizleri. Hırsızlıklara karşı dikkat etmelisiniz. Gelirlerinizi dengelemek içinse tasarruf planlarınızı yeniden yapılandırmanız önemli. İş hayatınızda düşmanlıklar ve üzerinize oynanan oyunlara karşı dikkat etmelisiniz. Kendinize güvenmeli, işinizle ilgili kızgınlıkla bilinmemesi gereken konuları ulu orta konuşmamaya hafta boyunca dikkat etmelisiniz. Ayrıca sizlere tavsiyem büyük veya küçük yatırımlardan hafta boyunca uzak durmaya özen gösterin. Bekar oğlaklar, yeni bir aşk ilişkisi hızlı bir şekilde gelişebilir.
heyecanı bırakmalı, gerçekçi davranmalı, aşkın anlık bir duygu olmadığının bilinciyle biraz sabırlı davranmalısınız. Uykusuzlukla ilgili konularda ise bu hafta enerjiniz düşebilir ve her konuda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Meditasyon yapın, dua edin ve zihninizi boşaltmaya özellikle özen gösterin. Kova burçları her bakımdan pozitif bir hafta karşılıyor sizleri. Medya, iletişim veya teknoloji ile ilgili konularda çalışıyorsanız bu hafta hayatınızın fırsatıyla karşılaşıp çok önemli bağlantılarla önemli gelişmelerin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. İş hayatınızda karanlık günler bitiyor. Kalıcı ve aydınlık işlerle adınızdan söz ettireceğiniz, kazanımlarınızın yükseleceği enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Aşk hayatınızda ise hayalini kurduğunuz, beklediğiniz o özel insan karşınıza çıkabilir ve aşkı gerçekten deneyimleyebileceğiniz kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz bu hafta. Sağlık, iş ve özel hayatınızda yorgunluk ve gerginlik sonucu kan basıncınızın düşebileceği konusunda uyarıyor gökyüzü sizlere. Ayrıca kalp rahatsızlığı olan kova burçları hafta boyunca dikkatli olmalılar. İş hayatınızda kendinizi geliştirmeli, sizi aşağıya çeken, enerjinizi düşüren insanlarla ilişkilerinizde de nokta koymayı bilmelisiniz. Balık burçları gökyüzü bu hafta aşk hayatınızda son derece etkili dalgalanmalar yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Eski aşkınız karşınıza çıkabilir. Yeni bir insan tanıyıp karar vermekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızla aklınız karışabilir. Ani kararlar almamanız önemli. Evli balık burçları ise sizler de eşinizin üzerinde denetimi bırakıp mutlu olma çabası içerisine girdiğiniz anda sürekli tekrar eden sorunları kendinizin yarattığınızın farkına varacak ve ilişkinizi daha sakin ve keyifli bir hale getirmeyi başaracaksınız. Çocuk sahibi balık burçları onların iş ve eğitim hayatlarında alacağı keskin kararlara müdahale etme noktasında yerinde kararlar vermeli. Kendinizle ilgili konularda baskın tavırlar içerisine girmeden anlayışlı tavrınızı koruyarak akıl istendiğinde vermekten çekinmemelisiniz. İş hayatınızda ise beklenmedik kaynaklardan kazançlar elde etmeniz mümkün. Sağlığınızla ilgili konularda ise sizlere tavsiyem özellikle ayak ve dizlerle ilgili problemleriniz varsa kontrollerinizi ihmal etmeden yaptırmanız önem taşımakta. Ayrıca bu hafta boyunca aileyle ilgili konular, yasal problemlerle ilgili çözümlerin sizden yana olduğunu bilmeli. Bu anlamda işlerinizin takibini yapmayı aksatmadan ilerlemelisiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan AstroDeha olarak beni takip edebilir. AstroDeha.com'dan astroloji gündeminin nabzını tutabilirsiniz.